YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün çok sevilen pastalardan birini sizler için hazırladım. Neredeyse her pastanede vardır. Son zamanlarında çok popüler pastalarından biri. Malaga böyle tepside hazırladım. Tek tek uğraşmadım. Çok pratik bir şekilde, çok kısa sürede bu pastayı siz de benim gibi hazırlayabilirsiniz. Malaga pastasını böyle küçük muzlarla hazırladım. Üzerine çikolata sos döktükten sonra da dilim dilim hepsini kesip tepsiden çıkaracağım. Çok pratik bir şekilde malagalarımız hazır olmuş olacak. Şimdi üzerine çikolata sos döküyorum. Şimdi bu tarifin en güzel kısmı, üzerine çikolata sos döktüğümüz kısım, bütün muzların üzerine tamamen hazırladığımız çikolata soslarla kapatıyoruz. Sos biraz donduktan sonra hepsini dilim dilim çıkaracağım içinden. 14 adet malagamız hazır olmuş olacak. Ben bütün dilimlerin üzerine çikolata sosla kaplamaya devam ediyorum. Bütün yapım aşamalarını detaylı olarak çektim. Hepsini videonun devamında izleyebilirsiniz. Öncelikle malaganın kekini hazırlayarak tarife başlıyorum. Bunun için bir su bardağı süt, bir çay bardağı şeker ve bir su bardağı sıvı yağ. Önce bu eklemiş olduğum malzemeleri 1-2 dakika mikserle çırpıyorum. Bu kekte yumurtaları daha sonra ekliyorum. Eklemiş olduğum yumurtaları da bu karışımla birlikte 2-3 dakika boyunca yüksek devirde çırpıyoruz. Tarifimize son olarak da kuru malzemeleri ekliyoruz. 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Hepsini güzelce eledim. Eldikten sonra karışıma ekliyorum. Bardağımızda yine 200 ml'lik klasik su bardağı ölçüsü. Kuru malzemeleri de ekledikten sonra mikserin düşük devirinde karıştıralım. Bu tarifte kullanacağım tepsinin ölçüsü dikdörtgen borcamlarla. Bu tepsi aynı. İsterseniz dikdörtgen borcamda ya da aynı boy farklı bir tepside yapabilirsiniz. Altını güzelce yağladım. Şimdi kek karışımını döküyorum. Şimdi bir spatula ya da kaşıkla tamamen düz bir şekilde kekimizi yayalım. Bu arada fırınımızda 175 derecede ısıtıyoruz. Sıcak fırına kekimizi göndereceğiz. Çok kalın olmadığı için pişme süresi çok olmayacaktır. Şimdi benim en sevdiğim kremalardan birini hazırlayacağım. Pastacı kreması. Bunun için de 4 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 tutam tuz, 3 adet de yumurta sarısı var, 1,5 çay bardağı şeker ve son olarak 4 su bardağı süt. Sütün biraz kaymaklı, normal kaymaksız sütlerle de tabii yapabilirsiniz. Şimdi bunları ocağa koymadan önce güzelce karıştıralım. Pastacı kremasını ocakla devamlı karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Çünkü sonlara doğru bir anda hemen katılaşıyor. Topaklanmaması için devamlı karıştıralım. Altını kapattıktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Pastacı kremasının ocakta pişirilme kısmı bitti. Şimdi üzerine bir poşet toz krem şanti ekliyorum. Eğer krem şanti sevmiyorsanız ve eklemek istemiyorsanız 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyip çırpabilirsiniz. Bu arada kek de fırından çıktı, şu an soğuyor. Pastacı kremasındaki en önemli detaylardan biri, ocağın altını kapattıktan sonra çok iyi çırpmak gerekiyor. Şu an çünkü hiç ideal bir görüntüde değil. En az 4-5 dakika yüksek devirde kremamızı çırpalım. Artık pastamızı birleştirme kısmına geçiyorum. Keki fırından çıkarttıktan sonra soğutmuştum. Pastacı kremasını da hazırladık ve en son güzelce çırptık. Şu an tam istediğim kıvama geldi. Tamamen üzerine kremayla kaplayacağız. Şimdi bir kaşık ya da spatula ile dökmüş olduğumuz pastacı kremasını üzerine tamamen dümdüz bir şekilde yayalım.
Bildiğiniz gibi Malagalar pastanelerde böyle tek porsiyon halinde satılıyor ve her dilimin üzerine bir adet bütün muz oluyor. Ben de çok küçük muzlar seçtim bunun için. Yerli muzlarla tamamen üzerini kapatacağım ama istediğiniz miktarda muz kullanabilirsiniz. Tek parça halinde muz koymak istemiyorsanız dilimleyip de üzerine koyabilirsiniz. Muz miktarı tamamen size kalmış ama ben biraz orijinal görüntüde yapmak istediğim için çok küçük muzlarla pastamızı hazırlayacağım şimdi. Benim hazırlayacağım pastadan muz adedi kadar dilim çıkmış olacak. Böyle koyuyorum. Küçük küçük muzlarla toplam 14 dilim çıktı. 14 tane pasta olacak. Ama Malaga'nın en önemli tabii ki olmazsa olmaz malzemesi üzerindeki çikolata sosu. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Çok oyalayıcı bir tarif normalde Malaga. Bu şekilde sizler de çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sosunu ganajdan hazırlayacağım ama isterseniz farklı çikolata soslar da Malaga'nın üzerine dökebilirsiniz. Burada kasenin içerisinde 200 gram bitter çikolata var. Bir kutu kremayı ocağa koyup ısıtacağım. Kenarları hafif balon balon olunca ocağın altını kapatıp çikolataların üzerine dökeceğim. Şimdi ısıtmış olduğum kremayı çikolataların üzerine döküyorum. Çok fazla da ocakta kaynatmayalım. Tamamen ısındıktan sonra altını kapatabiliriz. Şimdi güzelce karıştırıp eritelim. Karıştıra karıştıra çikolataları içinde erittim. Kıvamı şu an çok güzel gözüküyor ama Malaga dolapta durduğu zaman üzerindeki bu çikolata sos tamamen donacak. O yüzden yarım çay bardağı kadar süt ekliyorum. Bunu da güzelce karıştıralım. Muzların üzerine tamamen çikolatayla kaplayacağım için şu an daha akışkan bir kıvama geldi. Yine Malaga'nın olmazsa olmazlarından fıstık ya da fındık, yer fıstığı ya da fındık ekleyebilirsiniz. Üç kaşık ekledim. Karıştırıyorum. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Hatta yoksa hiç koymaya da bilirsiniz. Biraz daha ekliyorum. 4 kaşık oldu. Gerçekten görüntüsü çok güzel gözüküyor. Çok lezzetli bir pasta zaten. Alt katında kek vardı. Üzerince pastacı kreması ve en sonunda çikolata sosla bütün muzların üzerine ve tamamen her yerini kaplıyoruz. Dolapta donduğu zaman çikolata artık servise hazır olacaktır. Çikolatayla kapladıktan sonraki halleri gerçekten muhteşem gözüküyor. Bu arada tepsi inanılmaz ağır oldu. Tam 14 adet Malaga çıkacak bu tariften. Şimdi dolapta 1-2 saat dinlendiriyoruz. Ardından dinleyip servis yapıyoruz. Malaga pastalarım artık servise hazır. Yeteri kadar soğudu, kıvamlandı. Şimdi kesiyorum. Gayet kreması yumuşacık. Her dikdörtgen bir dilim. Pastayı size yakından da göstereyim. Çok rahat bir şekilde dilimleri çıkartabiliyorsunuz. Kocaman bir tepsi dolusu. Malaga inanılmaz lezzetli gözüküyor. Onları şimdi servis tabağına alıyorum.
Tabakta görüntüleri de çok güzel gözüküyor. Malagalarımız artık servise hazır. Altında yumuşacık bir kek. Ortasına pastacı kreması ve küçük muzlarla hazırladım. Şöyle Çin'de sizlere göstereyim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapan arkadaşlar sizlerden de yorum bekliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün yepyeni tariflerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.